Hayır, ben anlamıyorum yani şimdi. Kumru Ezgi mi olmak istemiş? Evet ablacığım, yani bütün hayali servis yapmakmış. Hayali gerçekleşmeyince de böyle bir yalan söylemiş. Ne gerek vardı böyle bir şeye Cenar'cığım ya? Yapsaydı bize servis, biz hayır mı diyecektik yani? Ne tuhaf insanlar var ya. Ablacığım, olay o değil. Bu Doktor Selim mi ne var ya, işte onu etkilemek için böyle bir yalan söylemiş. Ondan sonra da ipin ucu kaçtı tabii. Ha. Benden sakladığınız yalan buydu, öyle mi? Yani Kumru'ya söz verdiğim için sana bir şey diyemedim. E işte en büyük hatayı da tam burada yaptın Cener'cim, kusura bakma. Ya siz, ben anlamıyorum yani, ben olmadan bu yalanları birine yutturabileceğinize nasıl inanırsınız ya? Ha? Al işte bak, nasıl patladınız, görüyor musun? Halbuki benim gibi bir kompetana danışmış olsaydınız bu rezillikler yaşanır mıydı? Yaşanmazdı, bunların hiçbiri yaşanmazdı. Sonrasında da ben Kumru'yu bak babana söylerim diye tehdit edip Doğan'la boşanma sürecinde bir sürü şeyi koparabilirdim ve bu fırsat da elimizden kaçtı Cener. Ah, ben de bu iyi niyetli cümle ne zaman patlayacak diye bekliyordum, buyurun patladı. Ha, işin ucu bana dokunursa oraya el atarım ama tabii ki karşılığında bir şey isterim Cener'cim. Neyse ablacığım, sonuç olarak Kumru patladı. Yalnız bu duruma Doğan hiç şaşırmadı ve ben onun şaşırmamasına çok şaşırdım. Anladım ama onun da haberi vardı abla. Şaka yapıyorsun. Yok. Ah, Doğan'a bak sen ya. Kızı için nelere susmuş bak bak. Yalnız ben şu Doğan'dan çocuk yapma işini biraz daha ciddiye alsaydım keşke. Bu meseleye biraz daha yüklenecektim. Ben hata ettim. Neyse artık. Doğancığım, geçmiş olsun. Sağ ol. Caner, sen Kumru'nun yanına çıkar mısın? Yalnız kalmışsın. Hay hay, tabii ki. Kumru'nun durumu nasıl? Kötü mü? Berbat. Yani sen de biliyormuşsun. Bana söylemiyorsun yani. Haberim olsa iş bu raddeye gelmezdi. Kumru zaten yalan söylediği için hatalı. Ben de olayı daha fazla dağlandırıp budaklandırmak istemedim. Aman Kumru da çok üzülmesin ya. Ona adam mı yok? Bu çocuk da belli. Boyu uzun, aklı kısalardan. Zaten akıllı olsak acaba Kumru'ya böyle bir şey yapma cesareti gösterebilir miydi? Allah aşkına yani. Üstelik senin onun babası olduğunu biliyor. Ben o adama yapacağımı bilirim de. Arada kızım var, daha fazla üzülmesini istemiyorum. Neyse. Kumru'yla ben ilgilenirim, merak etme. İlgilenmene gerek yok. Buna vaktin olmayacak. Ay niye olmasın canım? Ben ayırırım Kumru'ya vakit. Ender, boşanıyoruz ya. Gün de alındı zaten. Gün alındı. Ha sen benim isteklerimi kabul etmeden davayı açtın yani. Ben sana söyledim. Keşke benim teklifimi kabul etseydin. Şimdi onları da alamayacaksın. Göreceğiz. Neyse, bu akşam daha fazla konuşmak istemiyorum. Tek düşündüğüm Kumru. Bu durumda sen bu akşam otelde de kalmayacaksın, öyle mi? Kızımı bu halde yalnız bırakamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.